Evet arkadaşlar, Orkun'la buluşmaya geldik. Kendisi benden bir şey rica etti. Dedi ki özel bir günüm var, beni giydirir misin? Giydireceğiz, hadi bakalım. Biliyorsunuz kıyafet işi birazcık zor iş. Gittiğiniz yerin mekanına göre, atmosferine göre, gelen kişilere göre tercihinizi çok doğru yapmanız gerekiyor. Bakalım. Orkun ufak tefek bir şeylerden bahsetti ama emin değilim. Yine onunla buluşunca kendisine soracağım. Hoş geldin. İyidir, senden ne haber? İyidir bende. Abi benim çok güzel bir smokine ihtiyacım var. Her yerde giyebileyim. Bunu damatlık olarak da kullanabileyim. İşte mezuniyette falan da giyebileyim. Ama sen partide giyeceksin. Ben partide, ben DJ'lik yapacağım. Fıçı fıçı güzel böyle. Ne tarz bir ortam? Güzel böyle işte. Yani otelde mi, ne bileyim, dışarıda mı? Bir mekan ayarladık biz onun için. Böyle bir kulüp gibi bir yer ayarladık onun için, öyle bir yer. Anladım. Benim aklımda ufak bir şey oluştu. Ama seninle seçeceğimiz kıyafete bakarken birkaç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Tamam, sanıyorum ben ki çok takım elbise giymiyorsun sen. Değil yok mi? Yok. Yani bir tane var, siyah. O da yani çok da giyeceğim bir ortam olmuyor ama şu an bence tam zamanı, tam böyle doğru yeri buldum giyeceğim. Doğru adrestesin. Doğru adresteyim. Tamam, ben gel topu bak. Sana veriyorum, tamam abi. Al. Şeyim, anahtarımı ben sana veriyorum. Sıkıntı yok. Sen hallet. Tamam. Bilmiyorum, sen bana ayarlıyorsun, ben giyiyorum. Tamam. Hadi gel bakalım. Haydi. Şimdi dedin ki parti var. Partide birazcık şık olmak lazım. Çünkü sen partide başrolde olacaksın. Tabii değil tabii mi? Ben orada fıçı fıçı bir de fıçı ilk defa DJ'lik yapacağım. Valla. Aynen. Ama ben iddialı olmak sen istiyorum. Sen iddialı olacağın için sana bir smokin seçtim şu an. Zaten arkanda duruyor. Hangisi? Şu an seni izliyor. Bak şurada. Ooo diyorsun. Aynen. Bence bu çok güzel olur senin için. Sahne sahne içinde çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Deneyelim bakalım istersen. Bana enteresan bir şekilde smokinler çok yakışıyor. Bu gömleğin şu siyah çizgisi ve bu atayak olması bence birazcık fazla damat gibi oldu. Şimdi sen hem aynen iddialı olacaksan da damat düz gibi olma. Daha bir sadelik aynen olsun. Aynen. Yani okay, düz beyaz gömleğin üstüne papyon de papyon takabiliriz. Mı? Tabii ki güzel olur bence. Hem siyah hem bordo. Siyahını mı takacağım, bordosunu takacağım? Bordosunu takacaksın. Arkadan da siyah görünecek biraz. Güzel, okey. Ne pantolon dersin? Ne renk? Siyah. Tata. Evet, güzel abi. Güzel, değil mi? Zaten siyah, siyah okay detaylara sahip aynen bir ceket bu. Güzel olur aynen bence. Ne diyorsun? Havuç. Bunu nerede giyemem? Nerede giyemezsin? Şimdi bence gittiğin yerin atmosferi çok önemli. Smokin zaten öyle bir şey. O havalı ortama uygun bir parça. Sen şimdi arkadaşlarla kafeye gittiğinde smokin giyemezsin. Veya bir iş yemeğine smokinle gidemezsin. İş görüşmesine smokinle gidemezsin. İyi, tamam. Gülerler yani. Her düğün ortamında da smokin olmaz. Mesela sana dedim ya, daha rahat giyinmen lazım kır düğünlerinde diye. Mesela bence kır düğününde smokin tercih etme. Böyle daha ama bence şık bu. Bence. Bence bu de öyle. Yani bence daha böyle bu spor ceket gibi bir şey. Yani düz böyle takım. Rahat, düz takım. Aynen. Düz takım. Güzel aynen bir çifte tamam telli zeybek oynarsın. Aynen. Ayakkabı olarak da altına rugan siyah bir ayakkabı seçeyim diyorum. Tamam. Ne diyorsun? Şimdi bak, burada böyle desenli ruganlar var. Desenli daha sade bir şey olsun. Böyle böyle bak. Aynen. Euro bence. Bence euro. Bakayım. Gel. Tut aynadan bak bakayım. Hı. Düz beyaz bir gömlek burada. Aynen bu modeller var. Ama yine bak, bu da desenli olduğu desenli için. Desenli olmasın des abi? Düz düz. Dümdüz. Aynen slim fit. Güzel. Aynen. Bu ne? Aynen bu da slim fit. Ben medium'um. Sensin small. Ha? ne small? Bence small olur. Hayır hayır. Olmaz mı? Deneriz, kenarda saçma kalsın. Saçma, omuzlarımın genişliğini görmüyor musun, ya pazuları sen falan? Sen de haklısın, ne tamam. Ne small, hayır hayır kesin tamam small. Medium, large değil de medium. Şunu söylemeyi unuttum sana. Kır düğünlerinde genelde zemin çim oluyor. O yüzden temizlenmesi kolay, koyu renk bir ayakkabı tercih et. Ha. Kirlendiğinde hemen hop gözüne çarpacak o, sen de onu kolayca temizleyebileceksin. Ama düğün salonunda da eğer misafir olarak gideceksen çok yani, mu iddialı yani olur çok diyorsun iddialı olur. Damattan rol çalabilirsin ama damatsan zaten smokin damatlar için yaratılmış bir şey diyebiliriz. Bence sen bunları bir dene, gayet üstüne oturacak. Ben giymeye gidiyorum. Tamam, sevgiler. Görüşürüz. Hadi.
Bravo. Ateş değil mi? Ateş ediyorsun. Abi. Aynen. Aha giderim. Ama abi, bir sıkıntı var. Evet. Bunlar ne Orkun? Bu ne? Kol. Bu da düğmesi. Eğer seni rahatsız eden bir kısmı varsa bu takımın söylersin, hemen düzeltmeleri yaparlar. Okay. Küçültürler falan, uzatırlar, kısaltırlar. Onların eline bırakırsın. Sen beleş demişken ben gelmişken benim bir ay sonra arkadaşım mezuniyeti var da orada bir şeyler verir misiniz? Yaparız tabii ya. Ha. Spor bir ceket, içine tişört, beyaz bir pantolon. Seninki gibi. Tabii böyle bir şey olabilir. Ben gömlek giydim ama hemen şey yapma. Bak böyle bir ceket olabilir. Neden? Çünkü bunun astarı yok. Astar biliyorsun. Biraz terletebilir seni. Mı? Evet, bunun içine bir beyaz tişört, altına beyaz pantolon. Bir de altına da böyle bir ayakkabı giyebilirsin. Çünkü spor olacak. Hı hı. Veya bunu istemiyorsan kendin evinde olan bir beyaz spor ayakkabıyı giyebilirsin yani. Sana kalmış tamamen. Bence böyle de çok iddialı oldun. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Mezuniyet töreninde giyeceğin kombini de bir deneyelim. Tamam olur. Bir bakalım nasıl oluyor. Hoşuna gidecek mi? Hoşuna gitmeyen parçalar varsa beyaz değiştiririz. Beyaz tişört, alta ne dedik beyaz? Beyaz pantolon. Pantolon. Tabii. Pantolon mu şey mi? Kot gibi mi? Yani, kot pantolon. Kot denim pantolon. Jean pantolon giyeceğiz. Ama beyaz renk. Yine dediğim gibi altına da bu ayakkabıyı ben beğendim. Sen beğenmediysen giymeyebilirsin. Sana kalmış tamamen. Orkun'a bu parçaları seçtik. Verelim. Bir giyinsin çıksın bakalım nasıl duracak. Orkun. Buyurun. Şunları al bakalım bir. Oradan mı? Yavaş çek. Dikkat et, bu da geliyor. Al. Bu da pantolon. Al bakalım. Hadi bekliyorum seni. Orkun. Yok. İyi geldim. Misin? Vay. Nasıl? Benzedik. Tarz olarak benzedik bence değil mi? Fena değiliz. Evet, beraber mezuniyete gideriz artık ha. Gayet iyi oldu. Güzel güzel. Beğendin mi? Rahat hissettin mi kendini? Ben beyaz pantolon sevmem ama güzel oldu baya. Sevdim yani tarz olarak. Bir böyle bir cool bir hissiyatım var böyle. Evet, hatta yine buraya bir mendil takabilirsin. Yok ya, o da sana kalmış. Gerek yok mu? Ya şimdi nasıl bir mendil? X bir mendil sana kalmış yani, gel istiyorsan şimdi bakalım ya, ama bence böyle de güzel şeyini, yani. Sportifliğini bozmayalım bence, evet. Güzel bence. Gayet güzel oldu. Saçı başı da şey yaparız biraz. Aynen böyle. Güzel. Aa, biraz böyle sakalları kısalttırırız falan belki. Beğendim seni iki türlü de. Valla teşekkür ederim. Hem smokinde hem spor kıyafette gayet güzel oldu. Böyle de poz verelim mi? Gördüğünüz gibi Orkun'u hem şık bir gecede süsledik hem de spor giyinebileceği bir günde yine süsledik. Bunlar esnen değil mi? Para almıyorsunuz. Tabii onu. Sıkıntı yok. Vallahi, canın sağ olsun. Allah razı olsun. Sen mutlu ol. Gül yeter. Bugünlük Orkun'u giydirdik ve kendisini ilk önce partiye, daha sonra da mezuniyete bu kıyafetle yolluyoruz. Evet. İyi bak kendine. Teşekkür umarım ederim. Mutlu oldun, geldin, çok istediğini bulmuşsundur. Yani çok böyle hayallere ulaşamadık belki ama gerçekçi olursak yine de çok güzeliz. Teşekkür ederim. İyiyiz. Ben memnunum halinden. Öyle mi? Evet. İyi, hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Evet, gördüğünüz üzere bu videomuz sizin için büyük bir sürpriz oldu. Hem günümüzden şaştık. Cuma günü yayınlıyoruz. Hem de Orkun geldi, misafirimiz oldu. O birkaç istekle geldi. Onun isteklerini yerine getirdik. Ve ayrıca Hatemoğlu yetkilileriyle sizler için bir güzellik olsun diye bir indirim tanıtmalarını istedim. Onlar zaten indirim var. İndirim yapamayız dediler. Biraz rica ettim. Kırmadılar beni, sağ olsunlar. Bir kampanya başlattık. Hatem boşluk evet boşluk aga yazıp 3172'ye yolladığınızda 300 lira ve üzeri alışverişlerinize tüm indirimlere ek %10 indirim tanımlanıyor. Umarım bu sürprizlerim sizlerin yüzünü güldürmüştür. Salı günü yani benim günümde tekrardan görüşmek üzere. Hadi bana eyvallah.